Merhaba, Gün Ekonomisi'de karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Güzel bir gün olsun dilekleriyle başlayalım. Hadi gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafından önce Borsa İstanbul cephesiyle başlayacağız. Borsa İstanbul'da dün geldiğimiz nokta itibariyle 0.26 kadar aşağıda kapattık piyasayı bir önceki kapanışına göre. 4.8 milyar liralık bir işlem hacmi söz konusuydu. 94.535 endeks değerine geldiğimizi gördük gün sonu itibariyle. Endekse baktığımızda %2.64'lük bir geri çekilme vardı bankacılık endeksi tarafında. Sanayi endeksi ise 0.58 pozitif katkıda bulundu dün Borsa İstanbul 100 endeksine. 30 hissenin yükseldiğini, 63 hissenin düştüğünü, değeri değişmeyen hisse sayısının ise 7 ile sınırlı kaldığını gördük dün gün içerisinde kapanışların hemen öncesinde. Gelelim hangi hisseler nasıl bir performans sergiledi, onların ayrıntılarını paylaşalım. Galatasaray tarafına baktığımızda en çok yükselen ilk 5 hissenin birinci sırasında yer aldı. Beşiktaş ikinci sırayı da onu takip etti. Soda, Trabzonspor ve Şişe Cam şeklinde ilk 5 sıralaması karşımızdaydı. En çok düşen tarafa baktığımızda Verisa Holding'i birinci sırada gördük bu sefer. İş Leasing, Türk Traktör, İş Bankası C ve Gersan Elektrik şeklinde bir sıralanma mevcut idi dün gün sonu itibariyle. İşlem hacmi tarafına bakalım. Oradaki ilk 5 sıralamasında Garanti Bankası Türk Hava Yolları, İş Bankası C, Akbank ve Kardemir D şeklinde bir sıralanma olduğunu söylemek mümkün. Peki neler oldu diğer piyasalarda diye baktığımızda 0.10'lar 0.15'ler düzeyinde bir değerlenme söz konusuydu. Avrupa tarafına bakıldığında neredeyse hareket yoktu diyeceğimiz bir piyasa söz konusu idi Avrupa cephesine bakıldığında. Almanya tarafında %1.36 ile yalnız pozitif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Diğerlerini yukarı yönlü aşmış idi. Onun ayrıntılarını verelim. Bugüne ilişkin beklentiler tarafında da dediğimiz gibi yatay bir seyir olması beklentisi hakim görünüyor. İngiltere 0.52 artta kapattı. Fransa tarafında %1'in üzerinde bir prim söz konusuydu. İtalya ve İspanya tarafında da yine %1'in üzerinde primler vardı. Amerikan borsalarına gelelim. Amerikan piyasalarında nasıl bir kapanış vardı? Onun ayrıntılarını da paylaşalım. Amerika borsalarında %1.27'lik değerlenmeyle birlikte Dow Jones'u gördük. Kapanış itibariyle %1'in üzerinde prim S&P 500 tarafında yaşandı. Nasdaq tarafında ise %1.29'luk bir prime imza atıldığını gördük. Gün sonu geldiğinde vadeli endeksler nasıl bir seyir izliyor diye baktığımızda bugün Asya tarafından devraldığımız piyasa tarafında Çin'den gelen rakamlar önemliydi. Çin'den gelen rakamlar aslında piyasayı bozucu nitelikte olmakla birlikte yine de borsada bunun etkisini göstermediğini gördük ve Çin piyasasında bir pozitif ayrışma olduğunu söylemenin mümkün olduğunu dile getirmekte fayda var. Amerikan borsalarında yine benzer şekilde bir seyir olduğunu söyleyelim ve geçelim para piyasalarına. Para piyasaları tarafına baktığımızda dolar TL tarafını 5.9595'te gördüğümüzü hatırlatalım. Euro TL tarafında 6.66'lık bir fiyatlama söz konusu. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.1184 seviyesini görüyoruz. Faiz tarafında 20.92'li seviyelerdeyiz. Sterlin TL cephesine baktığımızda ise karşımıza gelen tablo bize 7.5'ların üzerini göstermeye devam ediyor diyelim. 1.1184 ile 1.12'nin altındaki seyre devam etmesi euro dolar paritesinin önemli. Bunun altını çizmekte fayda var diyerek geçelim emtiaya. Emtia tarafında geldiğimiz nokta bize 1283 doları gösteriyor ons başına. Brent petrol cephesinde ise 71 dolar 84 centlik bir fiyatlamayı görüyoruz. Bugüne ilişkin önemli başlık Merkez Bankası'nın enflasyon raporu olacak. Saat 10.30 itibariyle İstanbul'da yapılacak bir toplantıyla Murat Çetinkaya tarafından açıklanacak. Murat Çetinkaya'nın bu anlamda bir sunumu da olacak. Orada soruları da yanıtlayacak ve sonuç itibariyle enflasyon görünümüne ilişkin bir projeksiyon ortaya konmuş olacak.
olarak geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Para politikası kurulu toplantısında 24 seviyesinde faiz oranlarını, politika faizini sabit tutmayı uygun bulduğu Merkez Bankası. Metinde ise bir cümle çıkartıldı ki o cümle piyasa tarafından da çokça konuşuldu. Çünkü sıkılaştırmaya dair bir cümleydi. Gerekli görüldüğü hallerde eksiklaştırma yapılabilir cümlesinin çıkartılmış olması bugün enflasyon raporuna gözleri daha da fazla çevrilmesine neden oldu diyelim. Gazetelerin ekonomi başlıklarına bakalım birlikte. Gazetelerin ekonomi sayfalarına öncelikli olarak Dünya Gazetesi ile başlayalım. Dünya Gazetesi'nde turizmde 10 milyon kişilik göç haberini görüyoruz. Ramazan bayramı öncesi ve sonrasına ilişkin bir haber. Haziran ayının ilk 9 gününün resmi tatil ilan edilmesi turizm bağlantılı tüm piyasaları canlandıracak diyor Dünya Gazetesi'nde burada paylaşılan haber. Bayram tatilini 9 güne çıkaran hükümet kararının bu yıl erken açıklanmasıyla 1-9 Haziran tarihleri arasında ülke çapında büyük bir göç ve ekonomik hareketlilik olacak. İç turizmde diğer yıllara göre en az %20'lik artış beklenirken bu süre içerisinde yer değiştirecek, tatile veya memleketine gidecek kişi sayısının 10 milyona ulaşacağı belirtiliyor. Yolcu bilet satışlarında %40 oranında artış olacağı vurgulanırken büyük turizm hareketiyle piyasalara 5 milyar lira dolayında bir taze para girmesi durumunun söz konusu olduğu belirtilmiş. Otobüs bileti satışlarındaki artış %80'ler düzeyinde. Ege ve Akdeniz'de oda fiyatlarında bir yükseliş gözleniyor. %50'ler civarında. Kültür ve doğa turizmine rağbetin %100 oranında arttığı belirtilmiş ve çadır turizmde büyüme oranında %30'lar seviyesinde olduğu belirtiliyor. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bir yorum paylaşılmış. Yüksek fiyat yüzünden sahil yerine doğa ve kültür turizmine yöneliş olduğunu belirtmiş Firuz Bağlıkaya. TROFET Başkanı Osman Ayıksa tatile memleketine ya da yazlıklarına gideceklerin sayısı 10 milyonu bulacak diyor. Selen Yağcı imzalı haberi Dünya Gazetesi'nden böylece sizlerle paylaşmış olduk. Gelelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nde manşetten duyurulan haber Erdoğan-Trump görüşmesini göz önüne sermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili olarak verilen ayrıntılar şöyle. İki lider Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir deniyor. Ve buna ilişkin olarak ayrıntılar yine Hürriyet Gazetesi'nde paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın San Diego kentinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıdan dolayı Trump'a ayrıca başsağlığı da dilemiş. Bu da haberin içerisinde yerini bulmuş bir başka not. Gelelim ekonomi tarafına. Bugün ekonomiye dair hem Merkez Bankası tarafını konuşacağız hem de ekonomik güven endeksi ne işaret ediyor? Onun ayrıntıları üzerinde duracağız. Ekonomide güven artıyor başlığıyla birlikte ekonomik güven endeksindeki değişimi Hürriyet Gazetesi ekonomi sayfasından paylaşmış. Reel kesim, hizmet ve perakende, ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksinin birleşimiyle oluşan ekonomik güven endeksi Nisan'da %3.4 oranında artış kaydetti ve 84.7'ye yükseldi diyor Hürriyet Gazetesi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan'da geçen aya kıyasla %3.4 arttı diyor. Ekonomik güven endeksinde yükseliş sürüyor başlığıyla birlikte bir grafik de paylaşılmış hemen haberin içerisinde. Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81.9 iken Nisan ayında 84.7 oldu. Tüketici güven endeksinde aylık %6.9'luk bir artış var. Bu da 63.5 seviyesine getiriyor bizi. Reel kesim güven endeksi 0.7 oranında artarak yüzdesel değerine ulaşmış görünüyor.
Hizmet sektörü güven endeksi tarafına baktığımızda ise %1.9'luk artış 83.1 değerine yükseltmiş durumda. 4 endeksin bileşiminden oluşuyor bu güven endeksi. 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin olarak iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Şu ekonomik güven endeksi tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumuna ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetliyor. Bu bir bileşik endeks. Endeks mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Hatırlatması da yine yapılmış buradaki haberde. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit olarak dağıtılarak hesaplanıyor ve doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. Bu da hatırlatılmış. Ekonomik güven endeksinin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk 2 haftasında derlenen veriler kullanılarak düzenleniyor deniyor Hürriyet gazetesinde. Bir başka habere geçelim. Sizlerle paylaşacağımız haber bu sefer Milliyet gazetesinde. Savunma sanayini çokça konuşuyoruz. S-400'ler üzerinden konuşuyoruz. F-35'ler üzerinden konuşuyoruz. Savunmada dev bir buluşma gerçekleşiyor ve bu buluşma İstanbul'da yapılacak. Dünyanın en büyük savunma sanayi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, yani İDEF, bugün başlıyor. Bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak olan İDEF'e bu yıla 576'sı yabancı, 485'i Türk, toplamda 61 firma katılacak, 1061 firma katılacak denmiş. 4420 planlı görüşme gerçekleştirilecek bu fuarda. 70 imza töreni yapılması yine planlanıyor. Savunma ve güvenlik alanında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen İDEF bu yıl 14. kez kapılarını açacak. Fuar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP tüm fuarcılık yapım anonim şirketi organizatörlüğünde yapılıyor. 30 Nisan 3 Mayıs 2019'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek buradaki fuar. Atağan Ağar abisi ilk kez vitrine çıkıyor. Kamuoyunda Atan Ağar abisi olarak, Atak 2 olarak bilinen Ağar sınıf taarruz helikopteri ilk kez fuarda vitrine çıkacak denmiş. Fırtınanın namlusunu çıngı temizleyecek başlığıyla birlikte bir başka not görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne büyük katkı sağlayan fırtına obüsünün namlu bakımı için yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı çıngı geliştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki tarafından yapılıyor. İDEF 2019'da kendi markasını taşıyan ilk ürününü böylece tanıtmış olacak. Bir son notta Altay tankından gövde gösterisi başlığıyla birlikte aktaralım sizlere. Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay seri üretime yönelik ilk konfigürasyonunu İDEF 2019'da gösterecek. Tankın seri üretim sürecinde ilk konfigürasyonu olan Altay T1 BMC tarafından ilk kez sergilenecek. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altay ana muharebe tankını üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200'e yakın alt yüklenici görev yapacak denmiş buradaki paylaşılan haberde. İDEF'te çok önemli bir savunma buluşması, dolayısıyla savunmada dev buluşma başlığıyla birlikte verilmiş. Peki gazetelerdeki başlıklar böyle. Gün içerisinde takip edeceğimiz en önemli başlık elbette Merkez Bankası olacak. Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tarafından bir sunum da yapılacak. 10.30 itibariyle gelecek bu toplantıdan notlar. Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Ocak ayındaki ilk toplantıda tahminler aşağı yönlü bir revizyona tabi tutulmuştu. Merkez Bankası yıl sonu için %14.6'lık bir gerçekleşme, 2020 için de 8.2'lik bir tüfe öngörüyor. Bakalım bu toplantıda nasıl bir değişim gerçekleşecek. Biz de bunları andan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Günün ekonomisine noktayı koyalım. Ankara'ya gidelim.